Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Mübarek Ramazan ayının 6. günün duasında Allah-u Teala'dan bir neçə isteklerimiz var. Allahümme la tahzunni fiki li ta'arruzi ma'siyatik. La tazribni bisiyati naqimatik. وزحزحني فيك من معجبات سخطك بمنك وآياتك يا منتقى رغبة الراغبين. إلهي bu ayda sana karşı olan itaatsizliğe göre beni terk etme. Məni intiqam qamçınla vurma və məni sənin qəzəbinə səbəb olan işlərdən, əməllərdən uzaqlaşdır. Öz lütf və qüdrətinə xatir, ey istəyənlərin istəklərinin sonu. Bugünkü günün duasında Allah-u Teala'dan bir neçə isteğimiz var. Allah'ın itaatsizliğine göre Allah'tan uzak düşmemeyimizi, Allah'ı gazablandırdığımıza göre Allah bizi intikam kamçısıyla vurmamasını ve Allah'ın gazabına sebep olan amellerden çekinmeyimizi isteyirik. Bir isteğe Kur'an-ı Kerim'in ayelerinin vasıtasıyla kısa izah vererek, o da bundan ibarettir ki وَزَحْزِحْنِ ف۪يكِ مِنْ مُوْجِبَاتِ سَخَتِكِ. İlahi, beni senin gazabına sebep olan amellerden çekindir ginen, uzaklaştır ginen. Kur'an-ı Kerim'in ayelerinde Allah'ı gazablandıran birçok amellere, işlere işara olunur. Allah'ı gazablandıran amellerden bir neçesine kısa şekilde işare ederek. Tecavüz, zulüm, insanların hukuklarını taptalamak ve insanların hukuklarına riayet etmemek, Allah'ın nimetlerini günahda istifade etmek, hatta bir mümin bir insanı bilerekten öldürmek, Allah'a şerik koşmak ve Allah'a bədgüman olmaq, bunlar hamısı Allah'ın qəzəbinə səbəb olan amillərdir. Bugünkü gündə biz istəyirik bu amillərdən Allah-u Teala bizi uzaqlaşdırsın. Nisa surəsinin 93-cü ayəsində oxuyuruq. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Bir mümin şəxsi bilərəkdən kimisə öldürsə, onun cəzası, onun yeri cəhənnəmdir. Elə bir cəhənnəm ki, xalidən fiha, əbədi orada qalacaq.
وغضب الله عليك ولعنك وأعد لك عذابا عظيما. الله bu insana gazap edecek, lanet edecek ve Allah onu şiddetli azaba duçar edecek. Bu ayadan biz böyle başa düşürük ki, hatta insan bilerekten bir Allah'a iman getiren şahsı eğer katle getirse, öldürse, Allah'ın gazabına sebep olar. Biz işare eledik, bir neçe emeller, amiller var. Kur'an-ı Kerim'de ona işare olunup, Allah'ın gazabına sebep olan amillerdi. O cümleden Allah'a şerik koşmak, insanların hukuklarını tapdalamak, Allah'a bədgüman olmak, hatta Allah'a iman getirip sonradan küfür edenler de Allah'ın gazabına sebep olan amillerdendir. Biz bugünkü günde Allah mutaaldan dileyirik, istəyirik ki, Allah'ın gazabına sebep olan amellerden Allah bizi çekindirsin, uzaklaştırsın. Allah'ı an vereyi onun izzet-i celalına, Allah müteal bizi onun gazabına sebep olan amillerden çekindirsin, uzaklaştırsın. İlahi amin ya Rabbel alemin ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hüseyin, 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 Hüseyin.